Merhaba değerli arkadaşlar. Sizlere dünyanın en pahalı baharatı olan safran baharatının nasıl elde edildiğini kısaca anlatacağız ve faydalarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar safran soğanlı bir bitki, toprak altında soğan oluşturan ve daha sonra çimlenerek şu şekilde gördüğünüz gibi lila renkli çiçekler ve çiçeklerin ortasında da gördüğünüz gibi kırmızı renkli stigmalar oluşturuyor, tepecikler ve bu şekilde safranı tanımlayabiliriz. Safran baharatının kurutulmuş hali değerli dostlar çok kıymetli bu. Ve bundan çay yapmak için sadece 3-4 adet tepecik bir bardak kaynar suya konulduğunda çok kısa sürede sapsarı bir çay elde ediliyor ve bu şifa niyetine kullanılıyor. İçerisinde safran ağır, pikokrosin ve krosin denen çok önemli maddeler mevcut. İnsan sağlığına faydalı. Bununla birlikte yine safran bitkisinde B1, B12 vitaminleriyle kalsiyum, potasyum, fosfor, demir ve sodyum elementleri bulunuyor. Bu bileşikler yapılan analizler sonucunda rapor edilmiş ve tescillenmiştir. Bununla birlikte arkadaşlar çok şifalı olduğunu söylemek mümkün. Safran bitkisi insan sağlığı açısındaki faydalarına bakacak olursak eski zamanlarda arkadaşlar doğal alanlarda yetiştiği haliyle solunum sistemi rahatsızlıklarında astım, bronşit ve öksürükte kullanıldığı biliniyor. Yine mide hastalıklarında sancı, spazm, karın ağrısı gibi durumlarda bunun çayı içilerek tedavi sağlanmış durumda. Orta derecede depresyon, bellek problemlerini önleme ve hafıza güçlendirmede de yine bu safran bitkisinin çayı kullanılmıştır. Göz ve cilt rahatsızlıklarına karşı da bu yine baharat belli oranda nemlendirilerek cilde sürülüp şifa sağlanmıştır. Antioksidan ve antikanser özellikleri de mevcut arkadaşlar. Oldukça kıymetli bir bitki. Safran baharatı hemen şöyle sizlere burada daha net gösterelim. Gördüğünüz gibi bunlar sağ altta gördüğünüz çiçek oluştuktan sonra iç kısmında oluşan 3 adet stigma tepecik dediğimiz kısımlar. Bunlar alınıyor. Gölgede bırakılıyor. Bir gün sonra kuruyor ve cam bir kavanozda arkadaşlar muhafaza edilmek üzere saklanabiliyor. Değerli dostlar safran bitkisi hakkında kısaca sizleri bilgilendirmek istedik. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.